daha da artarak devam etmektedir. Bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin istikrarını, refahını kendi istikrarımızdan, kendi refahımızdan ayrı tutmuyoruz. Her türlü desteğimizi de elbette sürdürmeye devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yoğun bir görüşme trafiği vardı. Bakan, 1974'ten bu yana kapalı ve askeri bölge statüsünde olan Maraş bölgesini ziyaret etti. Yetkililerden bilgi aldı. Maraş bölgesinin yeniden açılmasını doğru hamle olarak değerlendirdi. Değerli arkadaşlar, Maraş bölgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toprağıdır. Bakan, Doğu Akdeniz'de tek taraflı hareket eden Rum kesimini eleştirdi. Güney Kıbrıs Rum kesiminin tek taraflı olarak yürüttüğü hidrokarbon faaliyetlerinin bölgenin istikrarı açısından tehdit oluşturduğunu ve bunlara izin vermeyeceğimizi her vesileyle dile getirdik. Bu konuda Türkiye kararlı olarak tutumunu ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde bu tutumunu kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Adli işbirliği konusunda da işbirliğine dikkat çekti. Özellikle FETÖ ile mücadele konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilk olarak Türkiye'nin yanında duran ve FETÖ'ye karşı karar alarak FETÖ mücadelesine destek veren bir ülkedir. Bu vesileyle tekrar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Sayın Bakan'a şahsında Kıbrıs Türk halkına teşekkürlerimizi bir kez daha ifade etmek isteriz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne günübirlik ziyaret gerçekleştiren Gül, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar'la da görüştü. Selamlarını Gül, Doktor Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mezarını da ziyaret etti.